Günaydın, Evet bugün şanslı sağlıklı uyandı, daha iyi ee, birkaç doz alınca rahatladı. Ben de şimdi köpeklerin yemeğini verdim, buraya da bu sefer tavuk koydum, kemik evet onlar için keyifli fakat bir günde bitiyor hemen, ee, iri parça ve do doyurmak üzere olmayan bir şey olduğu için bu gene azından bilmiyorum bir buçuk gün yeter mi. Çünkü iki köpek var. Sabah sabah bir irmik helvası ve biberle uyandırıldım. Yani biberle karşılandım. Sehtendi Kamil abla. Bunu kurutacağım, bunu yiyeceğim efendim. Akşam internet sorunu vardı yine. Çıldırtıcı bir şey. Ee, kendi internetimi kullandım, takıldım öyle birazcık. Çok modum yüksek olmadığı için paylaşım yapmak için de bir şey yoktu maalesef çünkü evdeydim evet bu kerata akşam sebze yatağımın bütün içindeki neydi o siyah muşambasını söktü getirdi buraya dağıttı İde'nin çubuğunu söktü getirdi oraya attı çuvalı getirdi her ne bulsa söktü getiriyor patlıcanları söküyor Gerçekten yıldırdı beni. Ee, biraz bazen modumda düşük olunca iyice yılgın hissediyorum. Çünkü e, hani kendinize zaman ayırma şansınızın olmadığı bir ortam burası. Ee, bakın bu patlıcan, o patlıcan ve bugün sökülmüş yeni bir patlıcan. Ay Allah'ım sen bana sabır ver. Sonra diyorum ki aman ya 3 patlıcanla ne yapacaksın? Çünkü kendinizin e, sağlığı daha önemli bunları takmamak gerekiyor diye kendime eğitiyorum sürekli yaptığım bir şey Bu da benim güzel çiçeğim kızımın çiçeği Bu arada oğlum iki yıllık bir üniversiteye girdi e, benim için ben okumak istemiyorum demek e, Çünkü okumak istemiyordu Bence de Buna böyle bir cevap verdi. Hey, aman Allah'ım buna üzüldüm işte. Ne yapmış görüyor musunuz? Allah'ım sen bana sabır ver. Benim bunu mahvetmiş. Şimdi diyeceksiniz ki hepsinin etrafını çevir. Ben nasıl çevireyim bu kadar ağacın etrafını, bu kadar şeyin etrafını? Hem malzeme lazım hem enerji lazım. Bu sıcakta ben kurdeşen döküyorum. Şimdi güzelim ağacı mahvetti görüyor musunuz? Ya Allah'ım sen bana sabır ver ya. Onun için yapmadığım şey kalmıyor. Her şeyi yaptım. O illa zarar verecek şeyler yapıyor. Bağlasam kıyamet kopuyor ağlamaktan. Kıyamet kopuyor. Vallahi içeride mesela yazı bekledim ben. Kedilerin hani kum temizleme iş azalsın, tüy temizleme iş azalsın, kapıyı açacağım sene serpe gelin. Kapı açamıyorum. Of şimdi bu halıyı nasıl alacağım hiç bilmiyorum İçeri süpüreceğim evi tamamen halıyı içeri alacağım zar zor da olsa çekip alacağım çünkü Kamil ablanın beli rahatsız Fatma ablanın ayağı rahatsız sağlıklı insanlarla yaşamıyoruz çünkü hepimizin yaşı orta yaş üstü ondan sonra onunla uğraşmaya çalışacağım. Canım sıkıldı. Şimdi şu ağaca üzüldüm yani. O ağaç yeşil yaprak yapsın diye canım çıktı ya. Ve kör olmaya sıca. Bir sürü şey zıkkım var. Getirmediği şey kalmamış. Şu hale bak ya getirmediği şey kalmadı. Söktü söktü getirdi. Aşağıda ne halt etti bilmiyorum. Ay ay. Vallahi yani. Bazen şurama geliyor. yatağı karıştırdığına bir şey demedim. Hadi dedim neyse. Yatağın zaten anasını evermiş. Diğerlerini de yapmayacağı ne malum. Haydut bu. Dışarı çıkıp onunla oynamak istesem ısırıyor. Oynamak istemesem her şeyi katlediyor. E yani benim hayatım onun üzerinde değil ki. ya Gerçekten e, kendi dışında kimseye üzülmeyeceksin. Bak bu hayvan dahi olsa. Bir tane patlıcan bırakmamış. Top patlıcan denemesi yapıyorum. Bir tane patlıcan bırakmadı. Ya güzelim ağacı. Boşumu ben özenle zorla büyüttüm. Kaçıncı dikişim ve onu e, yani Ünye'den getirdi. Annem gönderdi. Şuraya bak şimdi. Ya çıkıp temizleyemiyorum mesela. Ben aşırı terliyorum. E, aşırı bunalıyorum. E, bu havada bahçeyle uğraşılmıyor. Şu bahçenin pisliği de bir ayrıca cabası zaten. O da iyice pislik katıyor işin içine şey yapıyorum aslında. Sürekli kemik veriyorum zaman geçirsin diye ama olmuyor. Ağaç ağaç gitti. Neyse ben büyük bir fidan almam lazım. Ya bunların etrafını benim çevirmeye gücüm yetmez. Onlara malzeme lazım. Hiç uğraşasım yok. Bazı ağaçlar kurudu. Haydut mu yapıyor bilemiyorum ki. Güneş yapıyordur ya. Elasın, velasın, velasın. Bugün biraz herhalde e, olumsuzluk duygusuyla uyanmışım. E, gece odamın kapısını kapattım. Bilmiyorum içeride bir tane vardı zannedersem. Kim vardı hatırlamıyorum. Gece gene altın tepeme attırdı. Tırmaladı, tırmaladı çıkmak istiyorum diye. Ben de attım onu odadan. Ondan sonra uyumaya çalıştım. Çok sabahları uyuyamadım. Eee Bugüne böyle başladık. Bugün e, ne vardı da bu kadar kudurdu bilemem. Haydut çok fazla zarar ziyanla uyandırdı beni. İşte böyle arkadaşlar. Hepinize günaydınlar. Görüşmek üzere gün içerisinde. Hoşça kalın.